Hocamlara geldiniz, hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. 60 günlük TYT programımızın nihayet sonuna geldik ama hemen devamında 30 günlük bir deneme kulübümüz var. Sevgili arkadaşlar, TYT kampında eksiklerimizi giderdik. Hatta ilk 2 online denememizi olduk. Şimdi de online ve fasikül denemelerimize başlıyoruz. 30 gün sürecek bir program var karşımıza. İlk önce size önümüzdeki 3 gün hangi denemeleri çözeceğinizi söyleyeceğim. Ancak sizler henüz denemeleri temin etmediyseniz mağaza.hocavarageldik.com adresinden denemelerimizi temin edebilirsiniz. Hatta fiyatları şu anda çok uygun, kaçırmayın. Ayrıca unutmayın, bu 60 günlük TYT programının içerisinde 15 tane online, 20 tane fasikül denemede dahil, zaten onları da bu 30 günlük deneme kulübünde kullanabilirsiniz. Peki şimdi hangi gün hangi denemeyi yapacaksanız bundan bahsedelim sizlere. Yarın 14 Ocak Cuma günü web sitemizdeki 3. deneme, 15 Ocak Cumartesi yine web sitemizdeki 4. denemeyi çözeceksiniz. Biliyorsunuz ilk 2 deneme 60 günlük TYT kampında zaten ne yapılmıştı? Çözülmüştü. 16 Ocak Pazar günü saat 10'da yapmanızı tavsiye ediyorum. İlk fasikül denememizi çözeceğiz. Bunlar bizim için çok önemli. Önümüzdeki 3 günlük deneme programı bu arkadaşlar. Tekrar söylüyorum, Cuma ve Cumartesi günü online denemeler, Pazar günü de hocalara geldiğin ilk fasikül denemesi. Bunu aklımızdan çıkarmayacağız. Sevgili arkadaşlar, hem fasikül denemeler hem de online denemeler bizler için çok önemli. Neden? Ya fasikül denemeler biraz daha gerçekçi, böyle oturuyorum, kalemi alıyorum elime, çözüyorum. O havaya biraz daha giriyorum. Doğru. Online denemelerde de büyük ölçüde bu karşılanıyor aslında, onu söyleyeyim, ama en büyük avantajı online denemelerin, denemeyi bitirdiğiniz, bitir butonuna bastığınız anda analizinizin karşınıza çıkması. Hangi soruları çözdüğünü, hangi kazanımlardan eksiğin var, bunların hepsi karşına dökülecek. Ve zaman içerisinde online denemelerdeki bu birikimler birleştirilmiş deneme analizinde karşına çıkacak ki, ya arkadaşım sen şu konulardan sürekli hata yapıyorsun, buna biraz dikkat et diyecek. O yüzden online denemelere de çok dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Şimdi hemen şunu söyleyelim. Bu denemeleri ciddiye almak zorundasınız. Denemeleri ciddiye almazsanız arkadaşlar, gerçek sınavda bunun etkisini çok fazla görürsünüz. Neden denemeyi ciddiye almak zorundasınız? Denemeler sizin bilgi birikiminizi açığa çıkartacak. Denemeler sizin bilginizdeki kopuklukları gösterecek. Ya sen buraya hakimsin ama burada sanki bazı sıkıntı var yaşıyorsun. Denemeler sizin süreyi nasıl kullandığınızı gösterecek. Eğer siz bu acemilikleri şimdi atlatmazsanız gerçek sınavda buna toslarsınız. Çünkü sadece bilgiyi almak önemli değil. O aldığınız bilgiyi doğru kullanabiliyor musunuz? Deneme bize bunu çıkartacak. Eğer bu denemeleri gerçek sınav gibi çözerseniz, emin olun gerçek sınavı da bir deneme rahatlığında çözeceksiniz. Bunlar birbirini karşılıklı etkileyen bir bağlaç gibi düşünün lütfen. Eğer buna değer verirsen bu da değerlenecek. Bunu aklınızdan çıkarmayın. Yani şunu da unutmayın sevgili arkadaşlar. Deneme sınavları sizler için bir boy aynası gibidir. Yani boy aynasının karşısına geçtiniz. Aa, buram yamukmuş, aa saçım bozukmuş. Üzülür müsün? Üzülmezsin. Hemen ne yaparsın? Toparlarsın kendini. Deneme sınavları gerçek sınav öncesi kendinizi bir kontrol mekanizmasıdır. Bunu yaptığınız takdirde sadece kontrol etmek de yetmez tabii ki. Eksiklerini gidermek için gerekli hamleleri yaptığınız takdirde faydasını sınav gününde çok fazla göreceksiniz. Unutmayın, denemeler için, denemeleri ciddiye alın diyoruz ya, lütfen rastgele saatlerde çözmeyin. Bizim tavsiyemiz sabah 10'da kalkın. Nasıl ki bir sınava giderken kaleminiz, kağıdınız, silginiz, her şeyiniz hazırsa, içme suyunuz dahil, bunları masanıza hazır bulundurun, sınava başlayın. Online denemeler için çıktı alabilir, çıktı üzerinden çözebilir, daha sonra giriş yapabilirsiniz. Böyle bir şansınız da var. Fakat denemelerde asla ve asla ara vermeyin. Yani şunu yapmayın, biraz kalkayım, dolaşayım, kafam dağılsın. Çünkü gerçek sınavda bunu yapmayacaksınız. Gerçek sınavın birer simülasyonu gibi geçireceksiniz denemeleri. Bunu aklınızdan çıkarmayın lütfen sevgili arkadaşlar. Evet, ilk denemeler özellikle bizler için önemli. Denemeleri ciddiye alın, denemelerdeki karakterinizi oturtun. Karakterinizi doğru oturtursanız bundan sonraki denemelerde de aynısına devam eder ve çok daha başarılı olursunuz. Tabii ki ilk denemeler biraz zorlu geçecektir, onu da söyleyelim. Hatta bir sonraki videomuzun başlığı da ilk denemelerin günahı olmaz. Orada yine detaylı olarak sizlere açıklayacağım. Ha, yine de aklınıza takılan şeyler varsa lütfen hiç çekinmeyin. Hemen aşağıda yorum kısmı var değil mi? Yazın oraya, vur hocam şu ne olacak, bu ne olacak. Hocam ben denemelerde şunu yaşıyorum, bunu yaşıyorum. Orada görelim, sonraki videolarda bunları da cevaplarız. Kendinize iyi bakın.